2004 yılında kurulan Dahi Etüt Eğitim Merkezi 13 yıldır İstanbul Üsküdar'da hizmet vermeye devam ediyor. Ödevlerini yaptıramıyorum. Kontrol etmeye bile vaktim yok. Ben artık yetemiyorum. Her şey o kadar çabuk gelişiyor ki bir yandan da sınavlar. Doğrusu ciddi ve saygın bir kuruma ihtiyacım var diyen tüm velilere yardım etmeye, destek olmaya devam ediyor. Türkçe, matematik, fen, sosyal, din ve İngilizce dersleri yanında birçok sanat ve spor etkinlikleriyle de çocukların ikinci adres olmayı yıllardır sürdürüyor. Yaz döneminde de hizmet vermeye devam eden Dahi Etüt Eğlence ve Eğitimi bir araya getirerek çok verimli programlar uyguluyor. Çocuklarımızın hem dinlensin hem de öğrensin diyen tüm veliler yıllardır Dahi'de buluşmaya devam ediyor. Yıl içerisinde ve özellikle yaz okulunda yüzme, binicilik, okçuluk, jimnastik, futbol, İzcilik, ebru, seramik, kültür ve medeniyet gezileri, piknikler, yarışmalar, ödüller ve birçok etkinlikle çocukları buluşturan Dahi Etüt öğrencilerine drama, fotoğrafçılık, satranç ve zeka sporlarıyla tanışma imkanı da sağlıyor. Eğer öğrenciniz Türkçeden 20 alırken 80 almaya başlamışsa, 340 puandan 470'lere çıkmışsa, dahiye gelebilmek için evini taşımışsa, matematik sınavında ilk defa ellerim terlemedi diyorsa, dahideki hocam beni senin sevdiğin gibi seviyor diyorsa, yıllardır gittiği dershaneden ayrılıp dahiye gelmiştim, her şey çok özeldi, son 2 aysa 20 puan yükseldim ve hayal ettim liseye yerleştim diyorsa, dahide başarı oranı tabii ki yüksektir. Yükselmeye de devam edecektir. Dahiye Tütün gayesi her bir öğrencinin psikoloji, sosyolojik ve kariyer çıtasını biraz daha yukarıları taşımak. Bunu da her zaman kendini geliştiren dinamik, donanımlı ve fedakar kadrosuyla büyük bir keyifle yapmaya devam ediyor. Son olarak ebeveyn, öğrenci, okul ve etüt merkezi herkes üzerine düşeni yaptığında hedefleri, hayalleri yakalamak çok daha kolay ve keyifli olacaktır. 13 yıldır dahili numaramız sevgi ve bilgi diyen Dahi Etüt Merkezi yeni birinciler kazandırmaya devam ederken sizlere de hizmet sunmaktan mutluluk duyacaktır.